Birinci soru. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde onlar orada fesat çıkaracak ve kanlar dökecek birini mi yaratacaksın? Halbuki biz seni övgüyle tesbih ve takdis ediyoruz demişlerdi. Allah da onlara ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim buyurmuştu. Bakara suresi 30. ayet. Verilen ayetten aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? A şıkkı insanın yaratılan ilk varlık olduğuna. Evet, buna ulaşılamaz. Çünkü insandan önce melekleri Rabbim yaratmış. B şıkkı meleklerin bilgilerinin kısıtlı olduğuna. Evet, buna ulaşılabilir. Çünkü Allah meleklere ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim diyor. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkı olacak. C şıkkı Hazreti Adem'den önce de insanların yaratıldığına. Evet, buna ulaşamayız. D şıkkı meleklerin Allah'a kulluk etmek için yaratıldığına. Bu bilgiye de ulaşamayız. Melekler demişler ki biz seni övgüyle tesbih ve takdis ediyoruz. Ya bu meleklerin Allah'a kulluk etmek için yaratıldığına delil değildir. Doğru cevap B şıkkıdır. İkinci soru. Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. Sonra onu aşağıların aşağısı kıldık. Tin suresi 4 ve 5. ayetler. Bu ayetteki altı çizili ifadede bildirilen durumun sebebi aşağıdaki ayetlerin hangisinde açıklanmıştır? A şıkkı. Ey Adem! Sen ve eşin cennette oturun, orada istediğiniz yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın. B şıkkı ve meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O ise diretti ve kibirlendi. Böylece kafirlerden oldu. C şıkkı. Oradan ininiz. C şıkkı. Oradan hepiniz inin. Benden size muhakkak bir rehber gelecektir. Kim benim gönderdiğim rehbere uyarsa artık onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. D şıkkı. Şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da bulundukları yerden onları çıkardı. Biz de birbirinize düşman olmak üzere inin. Bir zamana kadar sizin için yeryüzünde kalacak bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır dedik. Şimdi verilen ayetteki altı çizili kısım onu aşağıların aşağısı kıldık. Evet, bu durumun sebebi D şıkkında verilmiş. Şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da bulundukları yerden onları çıkardı. Biz de birbirinizle düşman olmak üzere inin. Bir zamana kadar sizin için yeryüzünde kalacak bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır dedik. Evet, bu ayette açıklanmış. Doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Hazreti Adem kıssasına göre verilenlerden hangileri tövbe ederek hatasından dönmüştür? 1. İblis. İblis tövbe etmemiştir ve hatasından dönmemiştir. 2. Melekler. Evet. 3. Hazreti Adem. Melekler ve Hazreti Adem hatasından dönerek tövbe etmişlerdir. Doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü soru. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Hazreti Adem ile ilişkilendirilecek bir durumdan bahsedilmemektedir? A şıkkı. O takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. Haşr suresi 24. ayet. Bu ayette ilk insan Hazreti Adem'in yaratılışı anlatılmış. Hazreti Adem'den bahsediliyor. B şıkkı. O sana kitabı gerçeğin ta kendisi ve önceki kitapları doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Ali İmran suresi 3. ayet. Bu ayeti kerime Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben inmiş arkadaşlar. Bu ayette Hazreti Adem'le ilgili bir durumdan bahsedilmiyor. Doğru cevap B şıkkı. C şıkkı. Herhangi bir beşer ile Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izni ile dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Şura suresi 51. ayet. Evet, bu ayeti kerimede de Hazreti Adem ile ilgili bir durumdan bahsediliyor arkadaşlar. Çünkü Hazreti Adem de diğer peygamberler gibi arkadaşlar Allah'tan vahiy almıştır. D şıkkı. Ancak tövbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tövbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben tövbeleri çokça kabul eden ve rahmeti bol olanım. Bakara suresi 160. ayet. Bu ayette de Hazreti Adem'in bu ayette de arkadaşlar Hazreti Adem ile ilgili bir durum vardır. Hazreti Adem de önce şaşırıp hata işlemişti. Sonra da hatasını kabul edip tövbe etmişti. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır. Beşinci soru. Hazreti Adem ve Hazreti Havva Allah'ın kendilerine belirlediği sınırları aştıkları için hemen pişman oldular ve Allah'a şöyle dediler. Rabbimiz biz kendimize zulmettik.
Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. A'raf suresi 23. ayet. Bu parça aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilidir? Evet, bu parça tövbe ile ilgilidir. Bakın Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Hazreti Adem tövbe ediyor. Doğru cevap C şıkkıdır. 6. soru. 1. Hazreti Adem'in yaratılması. 2. Hazreti Adem'in cennete yerleştirilmesi. 3. Meleklere Hazreti Adem'e secde emri verilmesi. 4. Meleklere Hazreti Adem hakkında bilgi verilmesi. Numaralanmış olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? İlk sırada 4 numara olmalı. Meleklere Hazreti Adem hakkında bilgi veriliyor. Daha sonra 1 olmalı. Yani Hazreti Adem yaratılıyor. Daha sonra meleklere Hazreti Adem'e secde emri veriliyor. 3 numara. En son da Hazreti Adem'in cennete yerleştirilmesi 2 numara. Kronolojik sıralamaya göre önce 4, sonra 1, sonra 3, sonra 2. Doğru cevap D şıkkıdır. 8. soru. Allah'ım biz ancak senden yardım dileriz. Allah'ım biz ancak sana kulluk ederiz. Verilen ifadeler ile başlayan iki duanın ismi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bu ifadelerle başlayan iki dua kunut dualarıdır arkadaşlar. Doğru cevap A şıkkıdır. 8. soru. Fatiha suresini okuyarak aşağıdaki çıkarımlarda bulunan birisinin bunlardan hangisine kunut dualarını okuduğunda da ulaşması beklenmez? A şıkkı, ibadeti yalnızca Allah için yapma. B şıkkı, Allah'tan kendisini doğru yola iletmesini isteme. C şıkkı, ahiret gününün sahibinin Allah olduğuna inanma. D şıkkı, Allah'a karşı gelen sapkınların yolundan uzak durma. Şimdi Fatiha suresinden ahiret gününün sahibinin Allah olduğuna inanma çıkarılımı yapılabilir. Fakat kunut dualarından bu çıkarımın yapılmasını bekleyemeyiz. Doğru cevap C şıkkıdır. 9. soru. Kunut duaları ile ilgili bilgilerin yer aldığı bir tablo hazırlanmak istenmiştir. Buna göre numaralanmış bölümlerin hangilerinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır? Kunut kelimesinin sözcükteki manaları. Allah'ın emirlerine kendini tam olarak verme, bağlanma, itaate devam etme hali. Kunut dualarının okunduğu yerler 2 numara. Namazda yanılma durumda sehiv secdesi yaparken selamdan önce. Bu yanlış olmuş. Kunut duaları vitir namazının 3. rekatında arkadaşlar. Tekrar tekbir alıyoruz. O tekbirden sonra ayakta okunuyor. Dolayısıyla 2 numarada yanlışlık var. 3 numaraya bakalım. Cenaze namazında 3. tekbirden sonra cenaze duası bilinmediğinde. Evet, bu da doğrudur. 2 numarada yanlışlık olduğu için doğru cevap B şıkkıdır. 10. soru. Parçada boş bırakılan yerler sırasıyla aşağıdakilerden hangileri ile doldurulmalıdır? Alper, vitir namazının 3. rekatına geldiğinde ayaktayken tekbir aldı ve kunut duaları olarak adlandırılan iki duayı okudu. Evet, boşluklara sırasıyla vitir ve kunut gelmelidir. Doğru cevap B şıkkıdır. 11. soru. Kunut sözcükte Allah'ın emirlerine kendini tam olarak verme, bağlanma ve itaate devam etme hali anlamlarına gelir. Kunut dualarında yalnızca Allah'a kulluk ve ibadet edileceği, ondan yardım isteneceği ifade edilir. Allah'tan bağışlanma ile birlikte doğru yola iletmesi istenir. Onun rızasını kazanmak için çalışılması gerektiği vurgulanır. Yine ondan iyilik, güzellik ve hayır istemekle birlikte sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmak için çalışılacağı belirtilir. Kunut duası ile ilgili verilen bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı, razı olunan bir kimse olmak için çaba gösterilmelidir. Evet, bu söylenebilir. Çünkü bakın burada onun rızasını kazanmak için çalışılması gerektiği vurgulanır denmiş. B şıkkı, iş ve davranışlarda Allah'ın hoşnutluğu gözetilmelidir. Evet, bakın bu da çıkarılabilir. Burada bahsediyor, hoşnutluğunu kazanmak için çalışılacağı belirtilir. C şıkkı, yapılan iyilik ve güzelliklerin bir karşılığı vardır. Evet, kunut duası ile ilgili bu söylenemez. Doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı, Allah'a kullukta tevhidin esas tutulması gerekir. Bu da tevhid esası anlamına geliyor. Doğru cevap C şıkkıdır. 12. soru, Allahümme iyyâke nâbüdü ifadesiyle başlayan dua hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı, bil küffâri mülk ifadesiyle biter. Bu doğrudur. Kunut duaları bu şekilde bitiyor. B şıkkı, vitir namazında okunan dualardandır.
Evet, bu da doğrudur. Kunut duaları vitir namazında okunur. C şıkkı. Bu duada karanlığın şerrinden Allah'a sığınılır. Kunut dualarında arkadaşlar karanlığın şerrinden Allah'a sığınılmaz. Bu yanlıştır. D şıkkı. Kişi dilediği zamanlarda bu duayı okuyabilir. Evet, bu ifade de doğrudur. Doğru cevap C şıkkıdır.